Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün gülün faydalarından, gülün yararlarından bahsedeceğiz. Böyle susuz kalmış koyu kırmızı gülün ve gül suyunun faydalarından bahsedeceğiz ve gül videosu paylaşacağız. Gül asırlardan beri sevdiklerimize hediye edilen bir çiçek türüdür. Karşı taraftaki cinse ve ailemizdeki yakınlarımıza, annemize, eşimize, dostumuza, akrabalarımıza, genellikle bayanlara hediye edilen bir çiçek türüdür. Ayrıca özel günlerde, mevlitlerde, kandillerde, dini merasim günlerinde ve cenaze merasimlerinde organik ve bitkisel olduğundan gül suyu yapılarak güzel hoş kokusuyla gül suyu olarak da kullanılmaktadır. Ayrıca gül suyu şerbeti de son derece cezbedici, lezzetli tadı vardır. Gülün öz suyu sıkılarak, soğuk pres yöntemiyle sıkılarak elde edilen yağı, gül yağı, cilt üzerinde iyi faydaları vardır. Zira aşırı yıpranmadan dolayı ciltte oluşan çatlakları ve kuruluğu giderici özelliği olmaktadır. Nemlendirici özelliği olmaktadır. Kozmetik ürünlerinde kullanılmaktadır. Dikenli bir bitki olan gül, gülünü seven dikenine katlanır sözüyle de böyle olmaktadır. Çay yapılarak da demlenerek içilmektedir. Mide ve sindirim sistemi hastalıklarında yararlı olmaktadır. Zira bağışıklık sistemini kuvvetlendirmektedir. Balgam söktürücü de özelliği olabilmektedir. Yani şifalı bir bitkidir. Genellikle haricen cilt hastalıklarında kullanılmaktadır. Güzellik ürünlerinde kullanılmaktadır. Bayanların favorisi olan cilt nemlendirici olmaktadır. İleriki yaşlardaki teyze amcaların cilt kremi olarak da kullanılmaktadır. Yıpranmayı engelleyici bir bitki olmaktadır. İşte bir süs bitkisi de olabilen gülümüz, kırmızı gülümüz ne yazık ki susuzluktan bu şekildedir. Gül asırlardır, yüzyıllardır insanlığın var olduğu ilk günden bugüne kadar her kesimde, her toplumda bunu devamlı geliştirilmiştir. Pigment yapısı olarak ve fevkalade istifade edildiğinden dolayı zamanla güller üzerinde de genetik yapılarıyla oynanarak aşılama tekniğiyle ve değişik melezleştirme yöntemiyle de bu bitkilerin de farklı renklere dönüştürülen türleri de olmaktadır. İşte bir bahçede bulduğumuz gülümüz bu şekildedir. Elbette daha çok anlamda faydaları vardır. Mesela anneler gününde, sevgililer gününde, herhangi bir günlerde veyahut da hiçbir gün olmadan da kız arkadaşınıza vereceğiniz böyle tomurcak bir gül, onun kalbini fethetmeye, gönlünü çelmeye ideal bir hediyedir. Çelenklerde de kullanılan gül, insanlık için pigment olarak çok etkileyici bir görüntüsü vardır. İşte bu şekildedir. Yani faydalanılan daha çok yöntemleri de olabilir ama biz pigment olarak, görsellik efekt olarak sizlere böyle bulduğumuz bir kök gül ağacını tanıtıyoruz. Ve dikenli bir bitki olduğundan da bunu tutabilmek için de eldiven koyuyoruz. Gül faydalarından ve gül görselinden de bahsettikten sonra şimdi incir yaprağının faydalarından bahsedeceğiz. İncir ağacı bu şekildedir. Biz tabii ki bunu böyle ufak fidanları seçiyoruz. Görsellik amaçlı seçiyoruz. 20-30 metreye kadar büyüyen incir ağaçları hem yaprağından hem de sütünden hem de meyvesinden istifade edilmektedir. İncir yaprağı sütü civan apse tedavisinde, nasır tedavisinde, sihir tedavisinde yaraların üzerine
sürülerek de kullanılmaktadır.